Evet dostlar, Türkiye'nin en yavaş konuşan motovlog kanalından tekrardan hepinize merhaba. Bugün Aurora R50 Cappuccino'nun dış çekimindeyiz, incelemesindeyiz. Böyle dışarıdan, dış gözden bir bakalım dedim. Bu videoda da size böyle bir içerik çıkarmak istedim. Ha bak, bunu bir göstermemiz lazım. Aynen. Buna dikkat etmemiştik. Bunu daha yeni fark ettim. Geç fark ettim. Arkadan bir kontrol edelim. Aynen yanıyor. O sol ön sinyal yanmıyor. Onu bir kontrol etmemiz gerekecek. O enerji gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Abi bu olay çok iyi. Bu koltuğa ben bayıldım. Müthiş. Bunu tabii ilk başta açmak birazcık zor oluyor ama bu sefer kolay açıldı. Bana zorluk çıkarmadı. Deposu 5 litre babacım bunun. Şu an için ağzına kadar dolu. Biz doldurduk İzmir'e gideceğim için. Hem de motoru yeni aldık. Siftesini yapalım dedik. Koltuğun işçiliği mükemmel abi. Şu detaylara bak. Ondan sonra bak sana ne göstereceğim. Burası bak. Bu cep. Bak. Bu çantanın anahtarı. Şurada bak. USB'den şarj noktası var. Minicik ama güzel. Bu çok önemli bir detay. Ben severim böyle şeyleri. Motoru şarj edebilmek yolda giderken önemli. Tasarım olmuşum abi. Bu Vespa'nın GTS miydi neydi? Ona benziyor böyle arkadan bakınca. Böyle heybetli yuvarlak balina gibi bir hattı var. Bu motoru bu arada Şeref abiye aldık. Şeref abi satacağı zaman ben diyeceğim abi bunu babama ver. Babam için alırım ben bu motoru. Kullansın annemle beraber. Çok güzel gerçekten tasarım 10 numara şekil. Bak bunlar şu an yanmıyor. Bir çalıştıralım şu adamı. Hatta uzunlarını da yakayım. Bak. Tabi gündüz gözüne ne kadar belli olur bilmiyorum ama. Müthiş. Şu ışıklar yanıyor. Şu kenardakiler yanıyor. Ama gündüz olduğu için çok belli olmuyor. Şu an plakası yok. Plakayı pazartesi çıkaracak Şeref abi. Dış çekimi bu şekilde abi. Gerçekten mükemmel bir motor. İndirdik. 21 kilometrede. Buradan Diyarbakırlı kardeşlerime de selam olsun. Tabi her kilometrede birilerine selam göndermek mümkün olmuyor. Pek kolay olmuyor. Yapılabilir bir şey olmuyor. İster istemez bazılarını atlıyorum. Kusura bakmayın. İlk defa Diyarbakır'a özel olarak selam göndermiş oldum buradan. Oy oy oy. Ben bu motorun çekişini sevdim. Tabii o kadar uçan kaçan bir alet değil ama yani makul seviyede, rahatlıkla kullanılabilecek seviyede. Gazını açtığın zaman giden bir gücü var. 80'lik bir makinede yeterli. Çok fazla bir şey ben beklemiyorum. Siz de aynı şekilde beklemeyin. Bak bunlar misal yumuşak. O kadar sert bir plastik değil. Böyle bazı motorlarda bunlar kaya gibi oluyor. Adamın elinin avcunun işini nasır yapıyor. Böyle bir şey değil. Gayet güzel, tatlı. Rahatlıkla böyle kavradığın zaman sıkmıyor. Zaten bunu hanım bileğini tutar gibi böyle narin kibar tutman gerekiyor. Böyle yumruğunu yapıp sıkarsan, bu white knee deniyor bunlara. Böyle yaparsan o iş olmaz. Yumuşak sıkman, yumuşak tutman gerekiyor. Kibar tutman gerekiyor bunları. Asıl inceliği de orada zaten. Yumuşak tutacaksın. Gazını mazını frenini nizami düzgün vereceksin abi bunda. Hassas davranacaksın adama. Böyle bazen bak benim böyle yaptığım gibi sert fren yapmak zorunda kalabilirsin. O ayrı bir konu. Ama gaz açışların, kapatışların böyle narin kibar olsun. Tutuşun narin olsun. Böyle mümkün olabildiğince böyle parmak ucuyla çok tavsiye etmem ama şöyle kibar tutun. Boşluk bırakın böyle. Çok kasmayın bunu. Zaten adam bak kendi gidiyor. Bak. Şöyle tutayım, sabitleyeyim. Böyle gidebiliyorsun. Çok abartmayın. Dıştan görünümü gerçekten güzel. Mükemmel, kaliteli bir motor. Aurora bunda İşçiliğini, ustalığını oluşturmuş abi. Şu an fiyatını da bence gerçekten hak ediyor. Söylenecek pek fazla laf yok. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi rulaj kurallarına uyalım. Tekrar bir sert fren yapayım. Durdum. Arkası kampana bu arada. Arka disk fren değil ama ona rağmen duruşu güzel seviyede. Bak sadece arka fren yapacağım. Şöyle bir 45'e gelelim. Makul seviyede. Birazcık sıkarız onu.
Bir de sadece tek ön yapacağım. Yokuş yukarı gerçi birazcık ama olsun, sorun değil. 45'te gidiyorum. Hadi bak, bir de 0'dan 50'ye kadar hafif dik yerde bir çekelim. Ufaktan böyle şeyleri de görsün. 45'i rahat gördü. 50'yi de gördü. Birazcık daha 55'i göstertelim. Kafi. Tamam. Bu kadar. Fazla sıkıştırmıyoruz, zorlamıyoruz. Rodaj bittikten sonra sağarız abi sonuna kadar Goskon'u. Ama rodaja kadar, 500 kilometre bakımına kadar birazcık sakiniz. Böyle ara ara ufak ufak motora gideceği hızları göstertip hızlı olması gerektiğini, seri olması gerektiğini öğretiyoruz. Ondan sonra paşa paşa rodajımıza devam ediyoruz. Böyle ufaktan gaz kapatırsın. Yavaşlatırsın adımı. Sakinleştirsin. Sakin oğlum, sakin koçum. Paşam, ağam dersin. Yavaşlatırsın. Sonra bir daha gazını açarsın. Tekrar yukarı doğru ivmelendirirsin. Olması gereken, yapılması gereken, benim nazarımda, benim kitabımda, benim doğrularım bunlar. Şu mat lacivert boyası. Çok beğendim motoru. Haliyle birazcık yavaş kalıyorsun. Normal böyle şehirler arası yollarda. O da makul abi. Yapacak bir şey yok yani. Bunun canı ne ki? Şu kadarcık minicik 50'lik pistonu 80'liye de şu kadarcık bir şey. Tam bu yuvarlak değil ama bunun yuvarlak olduğunu düşünün. Yani 47 milimetrelik bir piston. Misal benim Dominar 250'nin 400 olanın amortisörü 47 milimetre. Adamın amortisörü 47 milimetre süspansiyonu. Bunun pistonu minicik abi, küçücük hacim. Depo minik yani, küçük. Bir su bardağı 250 mililitre. Bunun hacmi şu an 72 santimetre küp. Yani 250'ye 72. Öyle düşün. Bir su bardağının hacminin 3'te 1'inden daha az bir hacme sahip. 3,5'te 1'i. 3,5 Yusuf. Küçücük abi, minicik. Bu adamın zaten kendi bir ağırlığı var. Üstünde ben varım. Bir de arkana birini alsan, gelişinin yavaş olması, sakin olması gayet normal. Demek istediğim nokta bu. Anlatmak istediğim, aktarmak istediğim. Buna bir karbüratör ayarı yaparız. Karbüratörlü bu. Bir tık açarız benzin girişini. Havasını da birazcık bir açarız. Bir de kayışı çaktık mı buna? Mah, mah, mah. Roket. Yakıt girişini açacağız. Hava girişini açacağız. Karbüratör ve hava ayarı yapacağız 72 cc olduğu için. Bir de kayış buna. Bagaya ihtiyaç duyar mıyız bilmiyorum. Bunun üstündeki 6,5 gramlık filandır. Bagayla fazla oynamaya gerek yok. Kayışı değiştirirsek yeter diye düşünüyorum. Böyle çok performansa ihtiyacımız yok. Sadece uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Çiçek gibi abi. Mükemmel, müthiş. Bu adamdan bizim beklentimiz buydu ve bunu bize zaten veriyor. Can Diyarbakır, Has Diyarbakır, Öz Diyarbakır, Kartal Diyarbakır, Star Diyarbakır, bilmem ne Diyarbakır. Abi Diyarbakır firmalarının da haddi hesabı yok ha. Ben buradan otobana bağlanacağım. Otobandan rahat rahat en sağdan, kimse sıkıştırmadan bizi gider geliriz mantığındayım. Bu sebepten dolayı buradan çıkıyorum. Tabi otobana bağlanacağım dedim. Burası aslında otoban değil. Otobanın ücretsiz kısmı. Kuçilete ne haber lan? Çok güzelsin. Hayvanları gerçekten seviyorum ya. İnsanlardan daha çok seviyorum. Hatta bazı insanlardan, insanların genelinden. Çünkü hayvanlar çıkar gözetmiyor. Ama insanların, böyle yakın çevremdeki insanlar hariç, genel anlamda herkes bir çıkarı için yüzüne gülüyor. Çıkarı için seni arayıp soruyor. Bundan hariç tuttuğum can ciğer dostlarım, akrabalarım, akrabam daha doğrusu var. Eşim var. Şeref abiler var aynı şekilde. Bu yakın çevrem dışındaki bütün insanlar çıkarı için seninle görüşüyor. Çıkarı için senin yanında duruyor. Çıkarı için seninle beraber oluyor. Bunları da eklemek lazım yani. Unutmamak, atlamamak lazım. Böyle ne bileyim, hayvanların o sıcaklığı, samimiyeti,
daha güzel. Yemek istiyorlar, su istiyorlar, onlardan makul şeyler, sevgi istiyorlar. Onu da bir zahmet istesin adam, yani yazık, günahtır. Onun harici beklentileri yok. Kıyamam ya. Göstergenin ışığı da çok güzel. Abiye teşekkürümüzü edelim. Allah razı olsun. DYZ24 plakalı C3 sahibi abime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Dostlar, bu videoluk da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, zilleri açmayı unutmayalım. Çok yakında yeni videolarda görüşürüz. Bu arada 70'i gördüm. Gazı kapatıyorum. Şu otobüs amcaya geçeyim. Ondan sonra tekrar düşerim. Hoşçakalın. Bay bay.